oluşturacak çok değerli, kıymetli gençler. Başkanımız da ODTÜ mezunu. Son meclisimiz olan Engelliler Meclisimizi. Ömrünün, gençliğinin çok önemli bir kısmı Sayın Bakanım burada yapıyor. Üniversitelisiniz, üniversiteden geliyor. Saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ben buraya ilk adım attığımda üniversitede geliştirme bir okul. Gençler 10.000 kere 3... Siz bizim ümidimizsiniz, enerjimizsiniz ve aynı zamanda vicdanımızsınız. Bunların üçü bir araya gelince geleceğimiz oluyorsunuz. Ve bizim en önemli kaynağımız sizlersiniz. Sizlerden çok ümitliyiz. Çünkü sadece ordu için değil, aynı zamanda ülkemiz için, hatta daha ileri giderek bölgemiz ve dünya için buradan değerler çıkacak, kıymetli yöneticiler çıkacak. Ve buna eminim, bu bir size bir kompliman değil. Hakikaten beklentimiz bu. Sizlerden çok şey bekliyoruz. Ve bunun da adımı demokrasilerde meclislerden geçiyor. Katılımcı demokrasi, aynı zamanda istişare dediğimiz, Allah'ın emri bu. Yani istişare farz. Dolayısıyla biz bu istişareye uygun olarak bu meclisleri oluşturuyoruz. Ve hepinizin eşit olarak, hiçbir ayrım yapmadan, siyasi görüşleriniz farklı olabilir, beklentileriniz farklı olabilir. Burada açık açık her şeyi konuşacağız, tartışacağız ve ortaya çok sağlıklı görüşler çıkacak. Onun için benim başından beri hep üzerinde durduğum konu bu. Ordu tartışacak. Ordu birbirini sevecek. Ben buraya ilk adım attığımda havalanda gelirken ilk söylediğim şey sevgiyi büyütmeye geldim. Sevgiyi büyüteceğiz, seveceğiz. Bu sevince bu sefer aidiyet başlıyor. Ben orduluyum diyorsun. Ve aynı zamanda diğer değerlerimiz var. Bu değerlerin içinde en önemlisi erdemdir. İlk defa dünyada bir belediyede erdemli davranışları geliştirme birimi kurdum. Dürüst olacaksın, delikanlı olacaksın, mert olacaksın, şeffaf olacaksın, arkadaşını satmayacaksın, yükün altından kaçmayacaksın, mert olacaksın. Erdemli davranış bütün güzelliklerin hepsine verilen bir ad. Onun için bu davranışları geliştireceğiz. Meclis aslında bir fabrika, üretim yeri burası. Burada güzellikleri üreteceğiz, fikirleri üreteceğiz ve güzel şeyleri bize getireceksiniz. Gece gündüz telefonumuz ve şeyimiz hazır, kapılarımız açık. Gelin görüşelim, oturalım, tartışalım. Çok iyi bir, yani pırıl pırıl bir ekip geliyor. Birçoğunuz üniversitelisiniz, üniversiteden geliyorsunuz. Üniversiteyle ilgili sorunlarınız var ve şanslısınız ki hocalıktan gelme bir belediye başkanımız var. Ne sorununuz varsa bize geleceksiniz ve biz o sorunu Sayın Bakanımızın, Sayın Başkanımızın nezdinde çözeceğiz. Ulaşımımız daha kolay olsun, bisiklet bağlantısını gelin şehirden üniversiteye ulaştıralım. Efendim öğrenci yurtlarından okullara görüyorum bazen dar alanlardan geçiliyor. Buraların daha çok aydınlatmasını isteyeceksiniz bizden. Bunlar hep beraber bize geleceksiniz. Biz de sizinle beraber çözeceğiz. Daha fazla söz uzatmayayım. Hep beraber sanırım bir 3 yıl içerisinde çok güzel çalışmalar ve etkinlikler yapacağız. Yasin Özcan başkanlığını kabul edenler lütfen elini kaldırın. Evet, arkadaşlar yürütme grubu seçimi de yapacağız. Evet.